Sonunda. Ben de oğlunu unuttu herhalde diyordum. Efe yarın geliyor. Sabah Burak'ı eve geri getireceksin. Emredersiniz. Başka bir isteğiniz var mı? Oğlumu vermeden oğlunun yüzünü göremezsin. Sabah geldiğinde Efe evde olacak. Oğlunu görür gidersin. Bundan sonra da istediğin zaman köşeye gelip Efe'yi ziyaret edebilirsin. Ya sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın bence. Efe artık o köşkte kalmayacak. Ben babalık davamı açıyorum Ali Kemal. Hatta avukat açmıştır bile, bilmiyorum. Ben o işlerden çok anlamıyorum, sen daha iyi bilirsin. Ama sonuçlanana kadar oğlum benimle kalacak. Hasan sen ne saçmalıyorsun? Ben sana Efe'yi vermem. İyi, ben de Burak'a vermem. Bak, resmi olarak babası hala benim. Senin istediğin şey yasal bile değil. Yasal süreç uzun. Gerçi ben sabrederdim, beklerdim. Ama sana güvenim kalmadı. Hem babası ben olduğum için zaten eninde sonunda oğlum benim yanımda kalacak. O yüzden istersen meseleyi hiç uzatmayalım. Ha uzatalım diyorsan, Burak'ın başımın üstünde yeri var. Ben onun amcasıyım sonuçta. Bir 5 senede senin evladına ben babalık ederim. Nedir ya? Yani ne istiyorsun? Ne yapacağız? Nasıl olacak? Çok basit bak. Oğlumu getir, oğlunu al. Tamam. Tamam öyle olsun. Yarın sabah yer ve saat için ben seni arayacağım. Efe istedi değil mi beyim? Köşte kalmasını kabul etmedi. Etmedi Tosun. Etmedi. Allah kahretsin. Bana başka çare bırakmadı. Hasan, Efe'yi istediğin zaman görebilirsin. Ama müsaade et. Önce çocuk seni biraz tanısın. Ya hayatta her şeyin bir yolu yordamı var. Bu çocuk daha 5 yaşında. Bak, hayatı boyunca unutmayacağı bir travma yaşatma bu çocuğa. Ulan çocuğun hayatını mahvetmişsiniz be. Sizden hala travma mı olur lan? Senin en büyük derdin o olsun. Güzel kardeşim benim. Sen yorma o kafanı. Ben anlatırım oğluma babası olduğumu. Anlaşırız biz onunla. Hasan, çocuğun iyiliği için bunu bir kez daha düşün. Beni buna mecbur etme. Sen de ısrar etme. Mecbursun. Teklifim net. Oğlumu getir, oğlunu al. Peki. O zaman saat 3'te Sarıyer'deki eski yaratımda buluşacağız. Tamam mı? Efe benim yanımda olacak. Sen de Burak'ı getireceksin. Ben getiririm getirmesine de. Sana nasıl güveneceğim? Ben sana nasıl güveniyorsam sen de bana öyle güveneceksin Hasan. Söz konusu benim oğlum. Bir şey yapacak değilim. Polisi karıştırmayacağım diyorsun yani. Hayır. Polis yok. Sadece sen, ben ve çocuklar. Anlaştık mı? İyi tamam. Öyle olsun. 3'te görüşürüz. Bir terslik çıkmaz değil mi? Bu oğlumu kurtarmak için sonuçlarız. Merak etme, hiçbir sorun çıkmayacak. Abi. Bu herife güvenilmez. Bana mı anlatıyorsun oğlum? Ulan ben bunların ciğerini öğrendim. Ama onlar daha beni bilmiyor. Analarına söyledim lan. Kaşınsanız polise gidiyorsunuz diye. Oradan bakınca salak gibi mi gözüküyorum ben? Yok estağfurullah abi. İyi de abi biz ne yapacağız? Bak istersen Ferhat'la ben polisi oyalarız. Sen de çocuğunu alırsın o sırada. Biz son dakika adamıyız oğlum. Dur bakalım. Abi nereye? Kafa açma. Hava alacağım ben. Takip edeceğiz. Thank you.
Sakın panik yapma. Ne olursa olsun sakin ol. Ben oğlum alana kadar kimse bir şey yapmam. Merak etme. Siz teslim alana kadar hiçbir müdahalede bulunmayacağız. Arkadaşlar benden emir gelene kadar hiçbir müdahalede bulunmayın. Ali Kemal! Ali Kemal! Çekilir misiniz lütfen? Bırakın gelsin. Ne yapıyorsun sen? Efe nerede? Efe iyi. Güvende ve mutlu olduğu bir yerde. Böyle mi kardeşlik edeceksin sen? Polise yem ederek. Çok güzel ya. Akça, Hasan'la insan gibi konuştum. İstediğin zaman gel ziyaret et dedim ama fazlasını istedi. Kusura bakma. Amirim Hasan'ı arayabilir, telefonun olmuyor. Lütfen hanımefendi, zorluk çıkarmayın. Yok artık ya. Kararlaştıran süre doldu. Gelmeyecek. Biraz daha bekleyelim. Mutlaka gelir. Buraya çıkan tüm yollarda ekipler bekliyor. Ne şahıstan ne de arabadan iz yok. Ben bir arayayım hocam. Açmıyor mu? Açmıyor. Açmıyor. Ali Kemal arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Baldızın aldığı çocuğu gitti mi diyeceğim? Hasan. Sakın. Ben sana güvendim, sen de bana güven. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ama sana yemin ederim oyun oynamadım. Hasan neredesin? Niye getirmedin buraya? Sana güvenemedim diyelim. Seninle bir anlaşma yaptık. Anlaşmada bir sıkıntı yok. O konuda bakiyiz. Ufak bir pürüz çıktı diyelim. Onu halletmem lazım. Ne pürüzü? Ne zırvalıyorsun sen Hasan? Burak'a bir şey mi oldu? Oğlum iyi mi? İyi lan. İyi herhalde. Getireceğim çocuğunu sağ salim. Merak etme. Tabii. Sen de benimkini bana getirirsen. Nerede, ne zaman? Benden haber bekle. Ara. Ara şunu, hangi cehennemdeymiş öyle. Gelmiyor. Ertelemiş. Ne zamana? Bilmiyorum. O haber verecekmiş. Operasyon iptal o zaman. Telefonumu alabilir miyim? Arkadaşlar, operasyon iptal. Sen Hasan'ın yakalanmasını istemiyorsun değil mi? O zaman beni Hasan'a götür. Asla. Akça, sana daha önce bir söz verdim ve sözümü tuttum. Şimdi tekrar söz veriyorum. Artık polis karıştırmayacağım. Sadece oğlumu alacağım. Tamam mı? Bana bak. Senin bu kardeşini alıp çocuğu Ali Kemal'e götürmüş olmasın lan. Eğer sen de bu işin içindeysen var ya. Hasan yeter artık, yeter. Benim oğlum yok, kardeşim yok. Benim hesap sormam gerekirken sen mi bana hesap soruyorsun? Aç, ne bakıyorsun? Zeynep. Abla. Abla yardım et. Zeynep ne oldu? Zeynep neredesin? Burak senin yanında mı? Zeynep cevap ver. Abla bak, hemen para bulman gerekiyor. Lütfen, lütfen parayı getir. Ne parasından bahsediyorsun Zeynep? Neredesin sen? Burak'la neredesin? Çabuk söyle, ne parasından bahsediyorsun? Abla bizi kaçırdılar. Kim? Kim? Zeynep sizi kim kaçırdı? Zeynep sizi kim kaçırdı?